Ship. Herkese selamlar. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Sizinle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Şipşak isimli bu seride yapımları çok hızlı bir şekilde derine girmeden inceleyeceğiz. Ve tabii ki asıl amacı spoilersız olması bu incelemelerin. Nadir de olsa spoiler'a girersem uyarı veririm zaten, korkmayın. Seri boyunca size yapımlar hakkındaki genel kanılarımı söyleyeceğim. Ve bu serimizin ilk konuğu dün izlemiş olduğum Nope filmi. Nope. Jordan Peele'ın en yeni filmi olan Nope, ülkemizde normalden biraz daha geç sinemaya girdi. Neden bilmiyorum. Ama konumuz o değil. Konumuz Jordan Peele'ın beni her filmiyle bu kadar şaşırtmayı başarması. YouTube kanalında komedi skeçleri yapan bir adamın Get Out, Us ve şimdi de Nope gibi filmlere imza atması beni hayrete düşürüyor. Bu filmi de izledikten sonra diyebilirim ki Jordan Peele benim için yeni filmini heyecanla beklediğim yönetmenler arasına girmiş bulunmakta. Nope filmini izlerken çok keyif aldım. Tabii şu var, bu 3 filmden hangisi hala favorin deseler kesinlikle Get Out benim için. Nope da ikinci sıraya oturdu dün itibariyle. Us filmini sevmediğimden değil bu arada. Ya bence kötü denecek bir film değil ama yani 3 arasında kesinlikle en zayıf. Get Out'u bu arada daha önce yaptığımız bir liste videosunda önermiştim zaten. Umarım izlemişsinizdir. Peele'ın 3 filmi de ilk baktığınızda belki birbirine benzeyen 3 film gibi gelebilir ama bence değiller. Get Out bir psikolojik gerilim. Us dümdüz slasher filmi. Ve Nope ise yani hangi tür ben de bilmiyorum. Yani korku desen tam bir korku filmi değil. Ama korku elementleri film boyunca var. Kahkahalara boğacak kadar bir komedi de değil. Ama komedik bir yapısı da var. Nope diğer iki filmden daha fazla konusuna güveniyor. Ve ona yaslıyor kendini. Anlatmaya çalıştığı her şeyi belirlediği konu üzerinden anlatmayı deniyor. Ve filmde en nefret ettiğim şeylerden birisi olan malı anlatır gibi anlatma derdi kesinlikle yok. Filmi gözümde fena düşürürdü bu olsaydı zaten. Filmin anlatmaya çalıştığı ana konulardan birisi yaşanılan trajedinin sömürülmesi. İkinci olarak en bariz konu zaten evcilleştirilemeyen hayvanlar. Bir diğeri de insanların aslında izlememesi gereken şeyleri takıntılı bir şekilde izlemeleri. Peele bunu bence yine çok yaratıcı bir şekilde anlatıyor. İnternette birkaç tane eleştiri gördüm. Film çok karışıktı. Maymun ne alakaydı ya tarzında. Yani hani bilmiyorum, o kadar zor olmamalı bağdaştırmak bence. Neyse. Oyunculuklar ve karakterler de çok iyi bence. Çok kısa gözükeceğini düşündüğünüz karakterler bile beklediğinizden daha çok role sahip çıkıyor. Aynı zamanda kaliteli yazılmış ve canlı hissettiriyor. Tamam, yani bayağı övdük. Bu kadar övmek yeter bence. Biraz da hadi gömelim. Filme en büyük eleştirim, mesajını vermek için çok beklemesi. Bazı konuları çok uzatıyor. Bu yüzden de film bence gereksiz uzamış. İkinci eleştirim de, Jordan Peele de bir yönden Christopher Nolan'a çok benzemeye başladı. Şundan diyorum onu da, çok küçük bir spoiler vereceğim. Ekranda yazan süreyi atlayıp geçebilirsiniz zaten. İzlemek istemiyorsanız oraları. Peele abimiz de Nolan gibi filmlerinin sonlarını fazla iyimser bitirmeye kafaya takmış gibi ya bence. Nolan'ın Interstellar finaline ne kadar kızgın olduğumu kanala attığım bu videoda anlatmıştım zaten. Hatta o videoda daha iyi bir finalde yazmıştık. Ki yorumlarda da çok daha mantıklı final fikirleri geldi bu arada. Nope filminin de finali beni bir tık düşürdü ya, ne yalan söyleyeyim. Bu finalde ne kadar bizim UFO sandığımız hayvanı M yense de abisi de o durumdan bence canlı kurtulamamalıydı diye düşünüyorum. Ya çok büyük bir eksi değil benim için. Oo, rezalet bir final. Bu ne oğlum, ne yaptınız lan? Seviyesi değil tabii ki de, yani bir tık finalden aldığım tatmini düşürdü bu. Özetlemek gerekirse bence Nope filmini kesinlikle izleyin. Daha önce Jordan Peele filmi izlemediyseniz de seveceksiniz. İzlediyseniz bence daha da çok seveceksiniz. Çünkü adam hiçbir şekilde tarzını bozmuyor. Ne bileyim, bu adamlar da biraz izlensin be. Yazık ya. Evet, şimdilik bu kadar. Ha bu arada hatırlamışken, klostrofobiniz varsa filmdeki bir sahne sizi sıkıntılı bir süreç yaşattırabilir. Eğer bu filmlere kaç puan verdiğimi ya da direkt olarak hangi yapımları sevip sevmediğimi merak ediyorsanız açıklamadaki Letterboxd linkinden bakabilirsiniz. Neyse o zaman. İlk Şipşak videomuzun sonuna geldik. Eğer sizin bu seri için önerileriniz varsa yazmayı unutmayın. Yakında başka bir seri de gelecek bu arada. Küçük bir spoiler vermiş olayım hadi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Come on.